Merhaba, ben Ozan. Ben İbrahim. Evet İbrahim, bugün neden buradayız? Ben senin videoları izledim bazı şeyleri anlayamadım ya da çekmediğin şeyler hakkında aklımda bazı soru işaretleri vardı. Ben de bunları sana sormak istedim. Peki senin anlamadığın kısımlar neydi? Hangi konular daha havada kaldı senin için? Aslında şuradan başlayacağım. Orta çağdan günümüze müzik alanındaki notalar gelirken hangi partide ne çalındığı ya da hangi enstrümanlar kullanıldığı anlaşılabiliyor mu? Bunu merak ediyorum aslında. Evet, güzel bir soru. Aslında hep sorulan da bir soru. Bunu bilmiyoruz. Şu parça, şu enstrümanlarla çalınır falan diye kesin söyleyen bir şey yok. Ama mesela sana nasıl göründükleriyle ilgili diyelim ki şöyle bir 15. yüzyıldan kalma bir kitabın tıpkı basımı bu. Cambria Katedrali'nin koro kitabı. Şöyle yansıtabilirim. Bunun önünde arkasında bir açıklama metin. Burada bir metin görmüyoruz ama bunun mesela bir katedral korosundan geldiği için insan sesiyle yapıldığını biliyoruz. Her partide aşağı yukarı söz yazılı. Kimilerinde yazılı değil ama koristlerin yaptığını bildiğimiz için o vokal müzik olduğu çok belli mesela. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Kilise denildi. Aklıma gelen kilise orgu var. Burada kullanımı var mı? O dönemde yaygın mı? Ya da bazı yerlerde kullanılıyor, bazı yerlerde yok mu? Ve buradaki müziğe etkisi o mesela olabilir mi? Hani insan sesi olduğunu biliyoruz diyorsun. Acaba o da olabilir mi? Aslında org ile dönüşümlü olarak bazı şeyler yapılıyor. Mesela bir yerde koro bir şey söylüyor. Ondan sonra org dönüşümlü olarak bir şey çalıyor. Ondan sonra koro tekrar alıyor. Yani bazen düet. Evet, düet değil de buna alternasyon ya da dönüşüm deniyor. Düet aynı anda eğer ikisi olursa. Bu alternasyon dediğimiz antifon usulü. İki koro arasında da olabiliyor. Koro veya org arasında da olabiliyor ama her kilisenin ya da her katedralin orgu bugün bildiğimiz gibi yok. Daha küçük orglar o çağda varsa var. O yüzden böyle günümüzdeki gittiğiniz zaman kiliseleri gördüğünüz gibi org hayal etmeyin. O zaman insan sesi ağırlıklı olduğunu... Bu konu çok tartışıldı. Anladım. Bu konuda gerçekten bir sürü müzikolog çok yazdı, çizdi. O zaman şöyle dendi diye o yüzden böyle yapıyoruz demek istemiyorum. Gerçekten de çok konuşulmuş bir konu. Orta çağda çalgılar ne yapıyordu? Bilmiyorum yerinde bir soru mu ama ben diyelim konservatuvardan mezun oldum ya da konservatuvar ya da müzik alanında bir şey okumak istiyorum ve örnek veriyorum kemanımı aldım gittim. Evet. Önümde notalar var. Biri kemanla geliyor, biri örnek veriyorum flütte geliyor, piyano ile gelen var. Daha ileriki yüzyıllarda bu kadar sorun değil. Keman flüt partilerinin artık ne çalandığı biraz daha belirginleşiyor. Hmm. Kim lideri Frescobaldi gibi bir albüm bastırdığı zaman başında açıklamalar yapıyor. Diyor ki işte şöyle çalınır, böyle çalınır. Az önce baktığımız kaynaktan biraz daha ileri bir dönem mi? Daha ileri bir dönem. Daha ileri bir dönem. Frescobaldi dediğim besteci 17. yüzyılın başı 1600'ler. Anladım. O gösterdiğim 15. yüzyılın ortaları. Anladım. 1450'ler. Hangi dönemden bahsediyoruz? Çünkü klasik müzik dediğimiz zaman bizi konservatuvarda şakasını şey denerdi. Bach'tan şaşma, Şostak'ı aşma diye. Yani bir Bach'tan öncesi çok bilinmez. Şostakoviç işte 20. yüzyıl çok aşılmaz. Yani ne yapıyor? 200-250 yıllık bir dönem. Ama işte orta çağ. Yani yüzlerce yıldan bahsediyoruz. Evet. Hangi yüzyıl, hangi kaynak, hangi coğrafya? 14-15. Yüzyıl aralığına geri dönüp bir şey sormak istiyorum. İnsan sesinin önemli olduğunu anlıyorum. Peki burada şu an olduğu gibi soprano, tenor gibi böyle insan seslerini evet. Gruplandırma, ayrılma, işte buna göre gruplandırıp partisyon yazma gibi şeyler var mı, kullanılıyor mu? Günümüzdeki gibi soprano, işte tiz sesli kadın, alto, kadınların kalın seslisi gibi değil. Ama tenor partisi var. Tenor, Latince tenere'den geliyor, tutmak. Yani tutan sesler, uzun sesler. Eğer izleyenler daha önce kaydettiğim bazı videoları gördüyse orada uzun uzun tutan bazı partiler var. Son paylaştığın videoda izleyenler için en solda olan... Evet, Hoketus David videosunda. Evet, evet. Üç kişi söylüyoruz. En solda olan arkadaş o tenor partisini söylüyor, evet. Bunun eğitimi kilisede mi daha çok? Nasıl ki bizde mesela ya saraylarda ya da işte medreselerde yani biraz daha böyle dini çerçevede veriliyorsa Avrupa'da da aynısı. Polifonik müzik aslında bir lüks. Önemli katedral şehirlerinde, Paris, Saint-Denis'in geçtiği Notre Dame'ın bulunduğu adada hem üniversitenin bulunduğu yer hem kilisenin yani o zamanlar çok büyük bir kültür merkezi orası Paris Üniversitesi. Hangi yüzyıldan bahsediyoruz o zaman? 13. yüzyıldan itibaren orası çok çekiyor. Yani ilk üniversite Avrupa'da Bologna Üniversitesi diye söyleniyor. Ondan sonra Paris Üniversitesi çok ünlü. Yani Avrupa'nın her yerinden oraya okumaya gidiyorlar. Bu müzisyenlerin hepsi yine ya dini temelli kilisede ya da sarayda eğitim görüyorlar o zaman. İkisi de. Çünkü saray dediğimiz şeyde de aynı zamanda bunların kendi özel şapelleri var. Orada sürekli
Nasıl bizde Topkapı'da Kur'an okunuyor ya 24 saat. Onların şapellerinde sürekli bir şey okunsun istiyorlar. Hı-hı. Hem orada müzik yapıyorlar. Hani kimi aynı müzisyenler yine kralın ya da prensin, dükün neyse. Boş zamanlarda da müzisyenlik yapanlar var. Polifonik müzik söyleyenler bir tık daha üst. Yani eğitimli. Çünkü çok sesli müziği yapıyorlar ya. Ses sanatçılarını biraz daha ilahileştirme gibi bir şey olabilir mi? Şu an aklıma geldi. Kendi sesini enstrüman olarak kullandığı için. Tabii teolojik şeyleri de var, bir sürü şey var. Yani çalgılar polifonik müzik yapmıyor demek istemiyorum. Ana alanım değil. Yani şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Enstrümanlarla sesin ne zaman tam olarak kaynaştığı, kaynaşmadığı, beraber yapmadığı. Biraz daha en son çektiğim videolardan biri heksakortları anlattığın videoya gelmek istiyorum. Bu benim izledikten sonra evet güzel video ama anlamadığım çok nokta var dediğim bir video. Notaların nereden geldiğini anlattığım videoda şu dikkatimi çekti. Daha önce harflerle anlatılıyor notalar. Evet. A, B, C, D diye gidiyor. Burada tüm notaları karşılayan bir harf var. Fakat daha sonra Guido'nun sisteminde ise bir eksiklik göze çarpıyor. Şimdi bunu Gökhan'ca görüyorum. Madem A, B, C, D, E, F, G diye bir sistem var. Tekrar A'ya geldiğinde oktavı tamam diyor. Evet. Neden biri çıkıyor kolaylaştırsın diye. Bu oktava ulaşmayan alt notalı bir sisteme geçiyor diyor. Bilmiyorum. Bu neden kolay geldi ona. Belki o zaman oktavdan oktava çalışmak o kadar da hani illaki müzik veya şarkı söylemek için gerekli bir şey olarak görünmüyordu olabilirdi. Farz edelim bazı türküler. Telgrafın telleri mesela. Kaç tane nota var? Fa sol 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 fa fa mi re fa mi mi re ut sol sol fa mi re mi fa sol fa sol 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 fa fa mi re fa mi mi re ut mi re. 5 nota var. Yani oktavı bırak, altılıyı bırak, la'ya geçmedin bile. Oktavdan oktava gitmek yani ilk gereksinim olmayabilir belki de. Ama bu sistemin en önemli kısmı neydi anlattığımı hatırlıyorsan, yarım sesinin nerede olduğunu belirten bir şey var. Mi fa. Sistemin tam ortasında bulunuyor mi fa. Kendi içinde bir şey bir simetrisi var kendi içerisinde. Altı sesten oluşuyor. Altılı sistemin çok büyük etkisi olabilir. İlk mükemmel sayı, iki mükemmel sayı nedir? Çarpanları toplamına eşit olan sayı. Sümerlerden, Babillerden beri altılı matematik sistemi bir etkisi olabilir. 12 havari, 12 Olimpos tanrısı. Ama bunlar benim şu an spekülasyonları. Bunu eleştiren yok mu? 15. yüzyılda var. Ramis diye bir müzisyen var, teorisyen var. Diyor ki oktava bağlı bir sistem yapmalıyız. Hatta bir şey öneriyor. Ama tutmuyor. Yani 15. yüzyılda bu öneriyi getiriyor adam. Yaygınlaşmıyor. Millet hala Guido'nun 6 sesli heksakordunu kullanmaya devam ediyor. Yani bir anlamdan da demek ki tutmuş. Buradaki heksakord sisteminde 3 heksakord göstermiş. Evet. Doğal, sert ve yumuşak. Yumuşak. Ve bunların içerisinde aslında kendi içerisinde de geçişler var. Peki bu neden bir ihtiyaç? Aynı anda kullanılıyor mu? Genelde eğer bir şarkı 6 notayı aşıyorsa ikinci bir heksakorda ihtiyacın var. Belli bir yerde diğer heksakorda geçiyor ve oraya ulaşmaya çalışıyor. Evet. 6 notayı aştığımızda 6. notadan sonra tam ses mi var, yarım ses mi var? Ona göre sert veya yumuşak heksakorda alıyorsunuz. Bundan dolayı da aslında bazı seslerin birden fazla ismi evet, aynen olmuş öyle. Oluyor. Orada mesela şimdi G, Sol, Re, Ut, Ala, Mi, Re gibi. Yani bu ilk bakışta hamallık gibi görünebilir. Modern solfejde eğitim alan biri diyebilir ki niye do, re, mi, fa, sol, la, si, do, oktava gidiyoruz, niye değiştirelim bir şeyleri? Peki, çok haklı bir soru, neden? Ama bunu dediğim gibi yüzyıllarca kullanmışlar. Yani bir kerameti varmış ki 15. yüzyılda adam yeni bir şey öneriyor, tutmuyor. Yani başka şeyleri de var. Benim şu an birdenbire böyle yığılmacı olsun diye sana söylemediğim, o pedagojinin yarattığı bazı fikirler de var. İbrahim sen de müzisyensin. Mesela fa majörle mi majörü düşün. Yani ikisi aynı his midir? Fa majör. Mi majör biraz daha sert. Fa majörde bakıyorsun bestelere, pastoral senfoniler, işte ne bileyim ne kadar yumuşak tema varsa çoğu. Yerleşik karakter, mi'ler sert, fa'lar yumuşak. Yani, yarım ses olduğu için aralarında mi alttaki yarım sesi veriyor. İşte utre mi çıkıyorsun, fa da belki çözümü gibi yumuşattığı an. Bir karakter veriyor o hecelere bu yaklaşım. Yani ben biraz değinmiştim Aralıklar videosunda, Pisagor videosunda. Ut ile fa yumuşak kabul ediliyor. İşte re ile sol orta kabul ediliyor. Mi ile la sert kabul ediliyor. Yani hecelerin de bir karakteri var aslında. Heksakortlarla ilgili bir merak ettiğim bir şey daha var. Az önce dedin ki burada bir keramet var, o yüzden kullanıyorlar. Ama seni tanıyorum. Sen çok fazla keramet, böyle gri alanlara yer vermiyorsun hayatında. Bunun da bir nedeni vardır. Sistemin özellikle 16. yüzyılda müzik pedagojisi ilerledikçe bir şey görüyoruz. Mesela heksakortlar içerisinde eğlenceli oyunlar, kanonlar falan yapıyorlar. Guido'nun eli demiştim. Burada bütün notaları gösteriyorlar. 20 harfli ortaçağ Rönesans nota sistemini ele kodluyorlar. Başparmağın ucundan başlıyor. Fa anahtarının birinci çizgisindeki sol notasına denk geliyor, bizim sol dediğimiz.
ama başlangıç olacağı için ut, sert heksakordla başlıyor. Buna gamma ut diyorlar. Gamma yani G. Her bir ekleme bir nota gelecek şekilde parmak uçları ve eklemler. Eğer modern olarak sayarsam sadece, modern izleyeceğimiz için sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Yani böyle bir salyangoz gibi bir şekil çiziyorsunuz elde. Bu en son bitirdiğim mi de sol anahtarının dördüncü aralığındaki mi. Tabi sol la si do demiyor o zamanki sistemler. Heksakortları birbirine ekleye ekleye. Eğer buradan ut, re, mi, fa, sol, la diye geldiğim zaman birinci heksakort. İkinci heksakort burada ut, re, mi, fa demiştim. Eğer G, A, B, C diye düşünürsem C, ut. Yeni heksakort. Yani doğal heksakordun başladığı noktaya geldim. Mesela seninle küçük bir şey deneyebiliriz İbrahim. Burada ben ut, re, mi, fa, sol, la şeklinde sana not olarak göstereceğim. Kendi elini yapabilir misin? Ut, ut, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la. Doğal heksakordumuz burada. Ut, re, mi, fa, sol, la. Yani modernle do, re, mi, fa, sol, la. C, D, E, F, G, A. Şimdi ben de ki burada bir ezgiye başlayacağım. Sen de elinle aynı şekilde benim söylediğim ezgiyi iki nota sonra tekrar etmeye başla. Şuradan bir referans ses alalım. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol. Güzel bir hafıza egzersizi aynı zamanda, evet, değil mi? Çok kolaylaştırıyor takip aslında. Nasıl bir his yaratıyor? Sen bu daha önce çalışmış mıydın böyle bir sistem? Hayır, çalışmamıştım. Özellikle benim için çok ilginç bir deneyim. Çünkü benim en çok merak ettiğim konulardan birisi acaba Guido'nun eliyle günümüzde bir fayda sağlayabilecek bir pedagoji geliştirilebilir mi? Ben geliştirebileceğine inanıyorum. Doğaçlamada takip aslında çok kolaylaştırıyor. Çünkü hem his var hem dokunduğunda o sesi vermek zorundasın gibi bir hissiyat yaratıyor. Sanki bir klavyeymiş, evet, gibi, yani bir tuşeymiş gibi bir his yaratıyor. Özellikle bu kodlamayı beyin daha çok kabul ettikçe şu an yaptığımız unisonda, yani aynı notada taklit, imitasyon, fuga ya da füg de deniyor. Bu tarz şeylerle 16. yüzyılda mesela çok uğraşmışlar. Yani heksakortlar üzerinde bir altı nota. Bu yaptığımız şey içerisinde kiliç inişler çıkışlar vardı. Dörtlü atlama vardı mesela. Hem aralıkları da böyle çalıştırmış oluyor. Böyle bir takım pedagojik yöntemleri vardı. Gerçekten kerameti varmış o zaman. Yani bence de varmış. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlamadığım başka noktalar varsa ben bunu anlamadım diyerek her zaman kafamı çalabilirsin. Seve seve çalarım. Siz de anlamadığınız bir şey varsa ben bunu anlamadım diyerek bana yazabilirsiniz. Bu sefer böyle değişik bir yol izlemek istedik. Belki çoğunuzun aklına gelmiş ama sormadığınız soruları İbrahim aracılığıyla duymuş olduk belki de. Sen bir şey eklemek istiyor musun İbrahim? Çok verimliydi bence. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Olacak. Çürü çürü insan.